Öncelikli olarak Mart ayının başına kadar ülke olarak son derece başarılı geldik. 6.000'lere kadar inen vaka sayısı ve ölüm vakalarındaki düşüklükler hemen hemen dünyada bizi koronavirüsle mücadelede sayılı bir noktaya getirmişti. Fakat Mart ayının başında havaların ısınmasıyla ve yasak tedbirlerin kalkması, genel kurul, kongre ve kafe ve restoranların açılmasıyla birlikte tedbirlerdeki var olan yumuşamayla ciddi bir maalesef bulaş ve temas riski arttı. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle de dünyada birinci sıraya oturup 55 bin sınırını geçerek ve 276 civarlarındaki ölüm vaka sayısıyla da bu konuda pik noktada olan bir ülke haline geldik. Doğal olarak bu bir ay içerisindeki bu bulaş riskinin artması ve İngiliz mutant virüsünün hızlı bulaşma yeteneğiyle de bugün artık turizmin yapılması hususundaki riskli ülkeler arasına girdik. Bütün kışı iyi bir süreci doğru yöneterek iyi bir menajmanla geçmişken tam sezonun başlangıcında böyle bir kaotik ortamla, kaotik durumla karşı karşıya kaldı. Mart'ın başında hem İngiltere'den hem Avrupa'dan rezervasyon akışımız vardı. Şu anda maalesef bu pik noktasına geldiğimiz için rezervasyon akışlarımız durduğu gibi iptaller gelmeye başladı. Bu da acaba 2021 yılında Türkiye turizm sezonunu açacak mı? Yoksa 2021 yılı da bir turizm sezonu için kayıp bir yıl olarak mı atfedilecek sorularını beraber getir. Biz turizmciler şu anda diken üstündeyiz. Tedirginiz. Virüsün bu kadar yüksek oluşu ve aşılamanın ağır gitmesinden dolayı da diken üstünde duruyoruz. Üstelik bir de hepinizin bildiği gibi sahadaki yasaklamalar devam etmesine rağmen çalışma ortamı ve sahası varmışçasına gibi KÇÖ de kaldırıldı. Bir ülkede KÇÖ'yü vermiyorsanız o zaman çalışın. Ben size güvenli bir ortam sundum. Bu güvenli ortamında kendi kazancınızı sağlayın. Devlete de verginizi verin demektir. Ancak sahaya çıktığımız zaman da bakıyoruz ki sahada yasaklar var. Hafta sonları yasakları var. Hafta içi 21 ile 05 arası yasaklar var. Ve bir takım daha diğer yasaklarla birlikte sahada yasaklamalar varken sektörün adına KÇÖ'nün de kaldırılması ayrı bir yıkıcı darbe olmuştur turizm sektörüne. Turizm sektöründe emek yoğun çalışan değerli personelimizin muhakkak ama muhakkak bugünkü geldiğimiz vaka ve ölüm sayılarını da göz önüne alacak olursak kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesini istiyoruz. En azından 2,5 ay, eğer bu süre devam ettirilmezse, eğer biz bu tedbirler sonucunda vaka sayılarını düşürsek, aşılamayı arttırsak bile bu sefer sektörde çalıştıracak eleman bulamayacağız. Çünkü bunlar 2,5 ay taş yiyecek halleri yok. Verilen ücretsiz izinle de ücreti olan 1500 lirayla da evlerini geçirmeleri mümkün değil. Gayri resmi başka işlerde çalışacaklardır. Daha sonra da orada resmiye dönüştüklerinde de biz yetişmiş kalifiye eleman turizm sezonunda bulamamakla karşı karşıya kalacağız. Zaten bir yıldan beri verilen bu desteğin son 2 ayda da verilmesi gerekir ki yarın sezonu açtığımız zaman yetişmiş bu kalifiye elemanları sektörde kullanabilelim. Aksi halde ciddi bir hizmet kalitesi ve aynı zamanda personel bulamamayla karşı karşıya kalmış olacağız. Bu da yine sektörün diken üstünde olmasını gerektiren sebeplerden bir tanesidir. Bir başka husus ise bayrama şurada tahmini 1 ay kalmış olmasına rağmen hala hazırda hükümetten bayramda açık olacak mıyız, olmayacak mıyız? Eğer açık olacaksak şartları ne olacak? Vatandaşlar eğer bayramda açık olacaksa seyahat satın almak, tatil satın almak adına şimdiden planlama yapmak gibi bilgilere sahip olmak istiyorlar. Eğer kapatacaksak da şimdiden bilinmesi lazım ki tesislerini sektör açıp açmama konusunda da boşuna masraf yapmasın ve açma tarihlerini ileriye planlasın. Bizim şu andaki vaka sayılarına göre ve COVID'in Türkiye'deki seyrine göre zannediyoruz ki Haziran'ın başından itibaren iç pazarda, Haziran'ın ortasından itibaren de dış pazarda açarız diye düşünüyoruz. Ancak bunu dememiz için de muhakkak radikal, sıkı, çok sıkı bugüne kadar alınan tedbirlerin daha da üstünde sıkı bir takım tedbirlerin alınarak
bu vaka sayısını düşürmesi gerekir ki ancak bu yapıldıktan sonra bu tarihlerde tesisler açık olabilir. Kısaca şu anda sektörün belini hem KCHOA hem de COVID'in Türkiye'deki vaka sayılarının artışı ve hükümetin bu tedbirleri daha sıkı almamasının sektörün üstünde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Görünen şu ki vaka sayısını düşürmediğimizde, aşı oranımızı arttırmadığımızda 2021'de aynı 2020 gibi hüsranla kapanacak gibi gözüküyor. Türkiye'nin bir sezon daha kaybetmeye bence lüksü yok ve bu konuda maalesef direnci de yok. Bu noktada ne yapıp ne edip ülke olarak bizim sıkı tedbirlerle kapanıp 2021 sezonunu kaybetmemiz gerekmektedir. Koronayla birlikte Rusya pazarının charterlara kapanması 1 Haziran'a kadar ülke turizmi için, Türkiye turizmi için çok büyük bir darbe oldu. Bu darbenin arkasında neler olabileceğini çok tahmin edemiyoruz. Şu anda hemen akabinde de kısıtlamalar geldi. Yani baktığımızda uzun yıllardır ki 35 yıldır bu meslekte hizmet veriyorum. Bu kadar kara bir tabloyu turizmin içinde görmedik, yaşamadık. Bu kara tablonun arkasında neler olacağını da şu anda bilemiyoruz. Dileriz bu uçak charterlar en kısa zamanda 1 Haziran'a ulaşmadan açılır ve Rusya turizmi ülkemize akmaya başlar diye düşünüyoruz. Çünkü 7 milyon turist geliyor 2019 yılında. Yani pandemi öncesi Türkiye'ye gelen turist sayısı 7 milyondu. Bu 7 milyon turistin geçen sene 1 milyona yakını geldi. Biz bu sene beklentimiz belki 7 milyon değildi ama bir 5 milyon Rusya'dan turist bekliyorduk. 2020 yılında neredeyse otellerimizin %70'i kapalıydı. Şu anda açılmak için %99'u çaba sarf ediyor. Önemli krediler aldılar, açılış kredileri. Bu krediler bankalara döner mi, nasıl döner? Eğer oteller açılmazsa neredeyse 6 milyona yakın dolaylı ve direkt olaraktan turizme hizmet veren personel var. Bu personel ne yapacak, nasıl geçinecek? Eğer bu sene sezonu açamazsak, yani biz 1 Haziran açılacak deniyor ama burada da bir belirsizlik var. Yani ciddi bir şey var, dumanlı hava var önümüzde. Dumanlı havanın veya bu sisli ve dumanlı havanın arkasında herhangi bir ışık görünmüyor. Yani baktığımızda oturup ağlayasımız geliyor veyahut da bu nasıl kurtuluruz diye yani dua etmekten başka çaremiz şu anda yok görünüyor. Biz 50 sektörün önündeki lokomotif durduğu için şu anda diğer sektörler de durmuş durumda. Biz bu lokomotife bir enerji verip hareketlendirmemiz lazım.